Bizim bir profesör doktorumuz daha var. Adı Ahmet Maranki Efendi Hazretleri. Maşallahı var bunun. Ben reklam falan istemiyorum. Ürün de satmak istemiyorum. Biraz insanlara bilgi vereyim. Kitabımda diyor ki 152. sayfa kara ardıcın bilinen bir yan etkisi yoktur diyor. Oysa Almanya'da kara ardıç D4 yani 1'e 1000 oranında sulandırılarak kullanılır. Yani 1'e 100 sulandırılırsa kullanılmaz. Yasak, zehirler. Kitabında diyor ki bilinen bir yan etkisi yoktur. Problemsiz kullanılır. Buyur. Vatandaş kullandı, zehirlendi, öldü. Kim sorumlu? Tamam. Arkasından diyor ki ak asma önerildiği biçimde kullanılan yan etkisi yoktur diyor. Oysa Almanya'da yine bunun D4 yani 1'e 1000 sulandırdıktan sonra inceldikten sonra kullanılabilir. 1 gramdan 1 litre alkolle onu tentür haline getirip kullanabilirsin. Hı hı. Direkt kullanırsan ölüme sebep olabilir. Kitabında 185. sayfada efendim 92. sayfasında da diyor ki ardıç uzun süre kullanıldığında böbrekte kanamaya sebep olur diyor. Bunu da yanlış bilgi. Arnika diyor problem 94. sayfada arnika ciddi bir yan etkisi yoktur, kullanılabilir diyor. Oysa arnika kan sulandırıcı bir bitkidir. 100 gramlık bir çay karışımına en fazla 5 gram koyabilirsiniz. Fazlası iç kanamalara sebep olabilir. Bu da yanlış bilgi. Efendim diyor ki civan perçemine bilinen yan etkisi yoktur diyor. Oysa civan perçemi birçok insanda alerjiye sebep olabilir. Çünkü civan perçeminde alfa metilen 8 lakton denen bir madde içerir. Evet, ya ben bunları saysam daha uzun uzun zaman yer alacak. Neyse, bu kadar yeter. Yani bir kitap yazıyorsanız yanlış bilgi vermemeye çalışacaksınız. Evet. Ki hele böyle soru işareti olan bitkileri asla yer vermeyeceksiniz. Veyahut da oraya not düşeceksiniz ki bu riskli olabilir. Yani yer vermemek gerekir. Dikkat etmek gerekir. Evet.